Apple'ın şimdiye kadar üretmiş olduğu pili en uzun giden iPhone modeli iPhone 14 Plus bu videodaki konuğum arkadaşlar gelin hep birlikte bakalım iPhone 14 Plus bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğumuz bu büyük deprem felaketi sebebiyle bir süreliğine ben de tabii ki yayınlarıma doğal olarak ara vermiştim. Ancak hayat devam ettiği için ne yazık ki biz de işlerimizi yapmak zorundayız. Bu deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar diliyorum. Ailelerine de aynı şekilde şifalar diliyorum. Konuşmak gerçekten çok zor bu konu için. Orada çok ciddi miktarda insanımız hayatını kaybetti. Onların da hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etrafımızda da çok sevdiğimiz insanların yakınları, aileleri maalesef vefat etti bu deprem felaketinde. Çok üzgünüz. Elimden gelen her şeyi yaptım bu süreçte tabii ki. Ancak gün sonunda bu işi de yapmaya devam etmek zorundayız bir yerde. O yüzden sizlerin de anlayışına sığınıyorum ve telefonu anlatmaya devam etmek durumundayım arkadaşlar. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun diyeyim ve telefonla devam edeyim. Doğrudan aslında iPhone 14 Plus'ın en önemli detayıyla başlamak lazım arkadaşlar. Çok tartışılıyor, çok bu konuda böyle asfalt gaz durumlar var. Ben kendi kendimce özetlemeye çalışacağım sizlere her zaman olduğu gibi. Şimdi bu cihazın içerisinde iPhone 13 Pro serisinde bulunan A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Zaten çok güçlü bir işlemci olduğunu birçoğunuz bilir. iPhone 13 incelemelerinde, 13 Pro incelemelerinde sizlere bunları anlatmıştık. Şimdi iPhone 13 ailesinin aslında hepsinde A15 Bionic işlemci kullanıyordu. Ancak 13 Pro ve Pro Max'te daha fazla çekirdeği sahip. Yani bir tık daha güçlü bir A15 Bionic işlemci görev yapıyordu. Orada Pro modellerde kullanılmakta olan A15 Bionic işlemcisi yeni seride iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a güç verdi arkadaşlar. A16 Bionic'ler sadece 14 Pro ve 14 Pro Max'te var. Bu cihazda da A15 Bionic'in iPhone 13 Pro'da bulunan versiyonu var. Açıkçası bu işlemci zaten dediğim gibi çok iyi bir işlemci ve ikisinin aslında performans testlerini yan yana koyduğumuz zaman gayet başarılı sonuçları da bizlerle buluşturuyor. Burada tabi iPhone 14 Plus'ın ekranında yüksek yenileme hızı özelliğinin bulunmamasından dolayı hem işlemcinin gücü hem de buradaki kimisine göre dezavantaj, kimisine göre avantaj olan bu durum aslında pil ömrüne doğrudan etki ediyor ve gün sonunda bizlerle en uzun pili giden iPhone buluşmuş oluyor. Herhalde sizlere performans tarafını en iyi şekilde arkadaşlar özetlemişimdir diye düşünüyorum. Gelelim tabi burada oyun performansı ve cihazın diğer detaylarına. Açıkçası performans anlamında bu akıllı telefona olumsuz söyleyebilecek herhangi bir şeyim yok arkadaşlar benim. Çünkü iPhone 13 Pro Max de performans anlamında kusursuz bir cihazdı. Zaten Amiral gibi gemisi modellerin hemen hemen hepsi kusursuz anlamda performansı bizlerle buluşturuyor. Yani çok olumsuz ya da çok ultra olumlu bir şey söylemeye gerek yok. Aldığınız bir amiral gemisi cihaz sizlere minimum 4 sene 5 sene götürebilecek kapasitede çok güçlü akıllı telefonlar. İşte bu akıllı telefonda o cihazlardan bir tanesi arkadaşlar ki Apple'ın güncelleme politikasını zaten hepimiz biliyoruz. Ben 4-5 sene dedim de hani burada 3 sene 4 sene de demiş olabilirim. Şu an hatırlayamadım. Sorun yok aramızda bunun lafı olmaz diye düşünüyorum. Yani çok uzun yıllar sürekli cihaz değiştirmeyi sevmeyen insanlar için iPhone 14 Plus kesinlikle doğru seçim olacak cihazlardan bir tanesi diye düşünmekteyim. Üst düzey işlerde de aynı şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz. Günlük işlerinizde de bu cihazı kullanabilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu da böyle not almıştım sizlerle paylaşayım. A15 Bionic işlemcisi kötü bir işlemci olsaydı ya da yetersiz bir işlemci olsaydı yeni seride bu işlemci iPhone 14 ile beraber gelmezdi. O yüzden buradan yola çıkaraktan sizlerle bu durumu da bu şekilde özetlemiş olalım. Sevgili arkadaşlar. Tasarıma değil istiyorum. Tasarım tarafında neler var, neler yok, neler değişti, neler aynı gibi detaylar da aklınızda soru işareti olabilir. Cihaz benim elime biraz geç geçti tabii. Bu arada cihazı bana ulaştıran Apple Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum buradan. Bu cihazı bana ulaştırdıkları için, ellerine de buradan teşekkür etmiş olayım. Şimdi cihazda ne farklı derseniz tasarım anlamında aslında normalde son yıllarda gördüğümüz Apple'ın tasarım çizgilerinden çok büyük bir değişim olmadığını görüyoruz bu cihazda. Genel anlamda aslında net bir yorum yapmak gerekirse iPhone 4'ün biraz daha büyütülmüş bir versiyonu, biraz daha büyük bir ekrana sahip bir versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Ancak beni şaşırtan şeylerden bir tanesi şu arkadaşlar bu akıllı telefonda. Büyük bir cihaz olmasına rağmen oldukça hafif bana sorarsanız 203 gram bir ağırlığa sahip ve elinize aldığınız zaman ilk tepkiniz şu oluyor. Ya bu cihaz çok hafif diyorsunuz ister istemez. Çünkü pro versiyonlarda kullanılan paslanmaz çelik ve bu tabi cerrahi sınıftaki bir paslanmaz çelik ve işte bir de üstte kılıf taktığınız zaman vesaire telefonun ağırlığı size oluyor. 250 gram civarı yani oldukça ağır bir cihaz olmuş oluyor. Bu ağırlığı hissediyorsunuz elinizden bir süre sonra alışıyorsunuz ama hani o cihazdan bu cihazı bir elinize aldığınız zaman gerçekten diyorsunuz ki hakikaten hafif bir cihaz ama aynı zamanda da büyük bir cihaz. Bunu sizlerin de dikkatini çekeceğini bildiğim için tabii ki sizlerle de paylaşmak istedim. Hazır cerrahi sınıf paslanmaz çelik vesaire demişken bu telefonun da malzemesinden sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Bu akıllı telefonda da uzay ve havacılık sanayinde kullanılan bir alüminyum malzeme kullanılıyor. Yani dış kasası böyle bir alüminyum malzemeyle ile bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Ön ve arka camda ise daha dayanıklı yeni nesil bir seramik shield destekli cam bulunuyor yine bu akıllı telefonda. Gelelim ekran tarafına. Ekran büyük demiştim zaten sizlere az önce. Bu cihazın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde. Bizim son yıllarda gördüğümüz Pro Max ekran modelleriyle hemen hemen aynı böyle boyuta sahip tabii ki ve tabii OLED yapıda bir ekran olduğu için güneş altında arkadaşlar bu ekran paneli 1200 nite varan bir parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu gerçekten önemli bir de çünkü güneş altında bir akıllı telefon ekranının gözükmesi lazım. Bu seviyede bu fiyat seviyesinde bir akıllı telefonun ekstra iyi bir ekrana sahip olması lazım. Dolayısıyla baktığımız zaman bu cihazın ekranının benden geçer not aldığını söylemek lazım. Bu anlamda hani hem güneş altında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Genel anlamda ekran deneyimini de özetlemem gerekirse ben ekranla memnun olmadığım bir şey yok açıkçası arkadaşlar. Beğendiğim bir ekran zaten daha önceki modellerde de benzer cihazda hani benzer özellikle ekranları görmüştük, kullanmıştık. Burada Tabi yüksek yenileme hızı konusunu özetlemek lazım. Hani burada tamamen olay aslında bir Apple stratejisi diyebilirim sizlere arkadaşlar. Sizlere yüksek yenileme hızdaki cihazlar da sunulmuş. Ancak bu cihazda bunu koymamalarının gün sonunda bir de olumlu etkisi var. Pil çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yani bu cihazı test ettiğim sürede inanın şarj cihazının yerini unuttuğum anlar oldu. Çok ciddi bir pil ömrüne sahip. Çok düşük bir pil tüketimine sahip ve gün sonunda sizlere ki ben çok yoğun cihaz kullanıyorum. Hani böylesine yoğun cihaz kullanan birisi için bu kadar iyi bir pil ömrüne sahip akıllı telefon şu dönemde çok değerli diye düşünüyorum ki bu cihazdan hemen önce de iPhone 14 Pro Max kullanıyordum. Dolayısıyla hani böyle karşılaştırmak çok daha rahat oldu. iPhone 14 Pro Max'in de pil ömrü çok iyi ama bu akıllı telefonla pil ömrü bir o kadar iyi sevgili arkadaşlar. Bu konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Ekranda yüksek yenileme hızı arayan kullanıcılar için evet bir tık üzücü olabilir bu durum ama pil ömrüne odaklı kullanıcılar için iPhone 14 Plus kesinlikle doğru tercih olmuş arkadaşlar. Çok iyi olmuş bu konuda tartışmaya kapalı diye düşünüyorum. Tabi ekranın toparla yapmam gerekirse de bu cihazdaki ekran Apple ekosistemi için bana sorarsanız gayet yeterli bir ekran arkadaşlar ve ekran paneli cihazda gayet iyi bir şekilde görev yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hiçbirimizin kullanmasını istemeyeceğim ve hiçbirimizin deneyimlemesini de istemeyeceğim trafik kazası algılama özelliği de iPhone 14 Plus'ta bulunuyor arkadaşlar. Bu özellik gerçekten inovatif bir özellik bana sorarsanız ancak tekrardan söylüyorum iPhone 14 Pro Max incelemesinde de anlatırken birazcık böyle bir garip olmuştum ancak bu cihazda da bu özellik bulunuyor. Zaten Apple'da hiçbir zaman deneyimlemenizi istemeyeceğimiz bir özellik diye eklemiş web sitesine. Ben de biraz kurcalarken gördüm. Ben de aynı fikirdeyim. Umarım hiçbirimiz bu özelliği kullanmak zorunda kalmayız. Ancak cihazdaki sensörler G kuvvetini algılayabiliyor ve bu G kuvveti algılaması sayesinde herhangi bir trafik kazası geçirme durumunda bu akıllı telefon bunu algılayıp yetkililere sizden bağımsız bir şekilde haber veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Günümüzde böyle durumlarda hani çok ciddi anlamda böyle telefona ulaşamayan ya da problemler yaşayan insanlar oluyor. Onların da hayati böyle durumları için çok değerli bir özellik diye düşünüyorum. Tabi bu özelliği çalışılabilir bir hale getirmek için Apple 1 milyondan fazla trafik kazası verisini bu yapay zeka sistemine entegre etmiş durumda, tanıtmış durumda, çalıştırmış durumda. Hani birçok burada şeyle durumu açıklayabiliriz. Ancak dediğim gibi gün sonunda bu özelliği hiçbirimizin deneyimlememesini diliyorum ve kameralarla devam etmek istiyorum. iPhone 14 Plus'ın kameraları. iPhone 14 ile birebir aynı arkadaşlar. İki cihazda da 12 megapiksellik ana kamera F1.5 diyafram aralığına sahip ve performansı da oldukça etkileyici. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ise F2.4 diyafram aralığına sahip. Yaptığım çekimlerde ki bu akıllı telefon elime geçtikten sonra böyle kısa bir Yunanistan seyahatim olmuştu. Sakız Adası'na gitmiştim. Tüm çekimleri Sakız Adası'nda yaptım. Böyle bir fırsatım olmuş oldu. Havada böyle biraz kapandı, açıldı vesaire sürekli bir güneş değişimi vardı. Bu açıdan da hani farklı ışık koşullarında da bu cihazı deneyimleme fırsatını erişmiş oldum kamera anlamında ve özellikle Sakız Adası'ndaki kaleyi gezerken karanlıktan güneşe çıkma anlarında video performansı ve genel anlamdaki fotoğraf performansı hakikaten etkileyiciydi bu akıllı telefonun. Zaten sizler de şu anda görüyorsunuz sonuçları. Buradaki çekimleri de sizlerle paylaşmak istedim. Benden fotoğraf kalitesiyle bu akıllı telefon tam not almayı başardı. Fotoğraflarda sizlerin de göreceği üzere detaylar oldukça başarılı. Hem kapalı alanda dediğim gibi hem de değişken durumlarda test ederek bu sonuçlara vardım. Bu yorumları da sizlerle paylaşıyorum. Ben kamerada yapılan genel anlamdaki yenilikleri beğendim. iPhone 14 Plus kamera dizilimiyle kullanıcıları üzecek bir akıl telefon bence olmamış arkadaşlar. Zaten renkleri gördünüz, fotoğraflardaki detayları gördünüz, fotoğrafları gördünüz ve sizlerin de yorumlarını bu konuda gerçekten merak ediyorum. Lütfen yorumlarda sizler de bu konuyla alakalı düşüncelerinizi yazmayı ihmal etmeyin ve tabii ki kanalıma da abone olup benim sosyal medya hesaplarımı desteklemeyi de unutmayın sevgili arkadaşlar. Video tarafına değinmek istiyorum bir de. Video tarafında oldukça güzel yenilikler var tabii ki. Aksiyon modu adı verilen bir özellik var. Sizlere daha önce anlatmıştım. Aksiyon modunda titreşim neredeyse yok oluyor arkadaşlar. Aksiyon moduyla alakalı bir çekim yaparsanız, bu özelliği açarak bir çekim yaparsanız ve görüntü gerçekten çok gelişmiş bir şekilde sabitleniyor. Bunu tabii açtığınız zaman görüntünün kayıt seçeneği 2.8K'ya düşüyor ve HD yine çözünürlükte bu özelliği kullanabiliyorsunuz ve tabii burada 4K yok ama bir sonraki modelde büyük bir 4K gelecektir. Tıpkı sinematik modda olduğu gibi. Çünkü 13 Pro Max ailesinde, 13 ailesinde gördüğümüz sinematik modda maksimum HD kayıt yapabiliyordunuz. Artık yeni modellerde ki iPhone 14 Plus da buna dahil sinematik modu kullandığınızda burada arkadaşlar 4K çekimde yapmanız mümkün oluyor ki çok sevdiğim bir özellik sinematik mod benim için. Ama onun dışında tabi video kalitesi bildiğimiz gibi gayet iyi. Tüm mobil cihazlar arasındaki yine bizlerin en çok takdir ettiği video kalitesine sahip cihazlardan bir tanesi olmuş iPhone 14 Plus burada 4K 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz hem önde hem arka kamerada sinematik noktada dediğim gibi 4K bir çekim yapmanız mümkün oluyor zaten kamera bölümünde ben sizlere aslında hemen hemen tüm detayları verdim arkadaşlar sizler arka kameralar hakkında genel anlamda ne düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin diyeyim ve ön kameraya devam edeyim şimdi bu akıllı telefonun güvenliğini tabii ki Face ID sağlıyor ve buradaki çantiğinde yine 13 ailesindeki çentik gibi küçültülmüş yeni nesil çentik olduğunu söylemek mümkün. Tabi burada dinamik adadan sizlere bahsetmeyeceğim çünkü dinamik adanın olayı Pro versiyonlarda ve onun olayı bambaşka arkadaşlar. Onu zaten sizlere iPhone 14 Pro Max incelemesinde detaylıca anlatmıştım. Burada yapılan yenilikler aslında böyle sizlere bahsedeceğim görüntü kalitesi üzerine çünkü ön kamerada 12 megapiksellik bir kamera kamerayla devam ediyor ön kameramız. F1.9 diyafram aralığına sahip. Burada daha öncesinde diyafram 2.2 iken burada az ışıklı ortamlarda fark sağlamak için daha iyi bir sonuca gitmeye çalış Apple. Birazcık daha diyafram konusunda iyileştirmeler yapmış ve açıkçası sonuçlarda iPhone oldukça başarılı. Kendi cihazlarıyla karşılaştırdığım zaman iPhone 14 Plus gayet iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor. Tabi otofokus desteğinin ön kameraya eklenmiş olması ki 14 Plus'ta da bu özelliğin var olmuş olması bence gayet iyi olmuş. Burada ekosistem açısından sizlerin de deneyimi açısından çok değerli diye düşünmekteyim. Özellikle self fotoğraflar çekerken yakınlaşma uzaklaşma durumlarında netlik anlamında sizleri daha iyi bir deneyim beklediğini söylemek mümkün. Ön kamera içinde. Ön kameradaki HDR özelliği de gayet iyi çalışıyor. Gökyüzünü iyi ayırabiliyor. Portre fotoğraflarda Face ID'de bulunan sensör sayesinde sizler için daha iyi portre fotoğraflar ön kamerada çekmenizi sağlıyor. Ve bu akıllı telefon kamera anlamında benden geçer not almayı başarıyor. Cihaz aslında genel anlamda benden geçer not almayı başaran bir cihaz oldu. Ve tabi sizlere de özelliklerini anlatmak durumundayım. Buradaki olumsuzluklardan da olumlu durumlardan da bahsetmek tabii ki benim için her zaman olduğu gibi sizlere her zaman yaptığım şeylerden bir tanesi. Ama burada da beğendiğim şeyleri ve sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm şeyleri de sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyorum. Pil tarafına değinelim isterseniz. Çünkü pil tarafı bu cihazın en önemli hatta en güçlü yerlerinden bir tanesi diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. iPhone 14 Plus aynı iPhone 14 Pro Max'teki gibi 4323 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Cihazın tabi şarj yeteneklerine de bakmak lazım. Bu cihazı 20 wattlık bir kabloyla şarj etmeniz mümkün oluyor. 20 wattlık bir kablolu Şarj desteğine sahip, MagSafe ile şarj etmek isterseniz de zaten şu anda kılıf da MagSafe destekli olduğu için kullanılabilir durumda. MagSafe ile de 15 wattla bir şarj etmeniz mümkün oluyor cihazı. Şarj performansı açısından 20 watt az kalabiliyor ama açıkçası ben farklı adaptörlerle de test yaptığımda genel anlamda bu cihazda hani böyle çok eksi bir şarj hızı konusunda bir problem görmedim arkadaşlar. Tabii ki daha hızlı olması çok daha önemli hepimiz için zaman hepimiz için çok kıymetli. Ancak buradaki 20 watt da şimdilik yeterli diye Bileceğim seviyede Apple mutlaka bu konuda bir geliştirme yapacaktır diye düşünüyorum gelecek modellerde ve bunu ben de heyecanla bekliyorum çünkü farklı bir şeyle gelebilir diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar şimdi bu telefonun tabi durumu ne pil ömrü ne derseniz de standart bir kullanıcı için iPhone 14 Plus 2 günlük bir pil ömrüne kesinlikle sahip arkadaşlar altın çizice çize söylemek istiyorum yoğun kullanımlarda ise yine rahat rahat bir gün bu akıllı telefonu kullanabilirsiniz parlaklığı sonuna kadar açmadığınız bir senaryoda bunun da altını çizmek lazım. Çünkü parlaklığı sonuna kadar açtığınız zaman pil ömrü tabii ki tüm cihazlarda olduğu gibi daha az gidebilir sevgili arkadaşlar. Ben şöyle yaptım testi. İçinden hattımı çıkardım ve normal bir cihaz gibi kullandım bu akıllı telefonu. Sadece Wi-Fi'ye bağlıydı ve normal günlük işlerim neyse bu cihaza yapmaya devam ettim. Yaklaşık 3 günlük bir pil ömrüne sahip olduğunu ortaya çıkarmış oldum. Burada eğer üzerinde bir hat olsaydı da bu maksimum 2 gün olacak tabii ki. Ve burada da bir 3 günlük pil ömrünü benimle buluşturmuş oldu iPhone 14 Plus modeli. Şimdi hepinizin en çok merak ettiği yere geldik arkadaşlar. iPhone 14 Plus alınır mı? Alınmaz mı? Ya da neden alınmalı? Kimler almalı? Neden almalı? Sorularınızı cevaplamak istiyorum. Öncelikle sizlere cihazın fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 36.999 TL'lik bir fiyatı var iPhone 14 Plus'ın ve tabii ki güncel piyasada bu böyle. Benim bu videoyu çektiğim tarihlerde durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi elindeki iPhone modelini değiştirmek isteyen bir kullanıcı için iPhone 14 Plus açıkçası seçeneklerin arasında bence olmalı çünkü hem güncel olan birçok teknik özelliği sizlerle buluşturuyor hem de aynı zamanda iOS deneyimini en iyi yaşayabileceğiniz akıllı telefonlardan bir tanesi olmuş bence. Bunlar tabii ki benim düşüncelerim. Bunun tersini düşünenler için de farklı şu anda senaryoları sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Bazı iPhone kullanıcıları cihazlarını çok uzun süreler kullanıyor ve sonrasında yeni bir iPhone modeline geçiş yapmak istiyor. Bu noktada pil ömrü benim için her şey ya da eski kullandığım cihazda pil ömrü yüzünden artık travmatik durumlar yaşıyorum diyen bir kullanıcıysanız sizler bence iPhone 14 Plus'a bir bakın. Yani pil ömrü benim için çok önemli ama aynı zamanda da iOS ekosisteminde çok iyi bir deneyime sahip olmak istiyorum diyorsanız iPhone 14 Plus sizler için doğru tercih olabilir. Burada bir virgül koyarak şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Apple'ın güncelleme politikaları cihazların modellerine göre devam ediyor ya da modellerine göre işte devam etmiyor arkadaşlar. Şimdi burada bu cihaz yerine git iPhone 13 Pro al, git iPhone 13 Pro Max al gibi bir durumda ben gördüm cihaza çalıştığınızda çalışırken, dersime çalışırken deyip sizlere burada bir virgül koyup şunu söylemek istiyorum. Kimilerine göre bu doğru olabilir. Kimilerine göre de bu yanlış olabilir. Ben bu konuda sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Bu cihaz iPhone 13 Pro Max'ten daha yeni bir cihaz. Dolayısıyla burada güncelleme desteği anlamında çok yüksek ihtimalle ki bu zamana kadar hep bu böyle oldu. Bu cihaz iPhone 13 Pro Max'ten daha uzun süre güncelleme alacak gün sonunda. Dolayısıyla sizlerin burada sadece belli başlı şeyler için gidip bir eski modeli yani işlemcisi aynı. Git 3 Pro Max al gibi bir duruma girerseniz güncelleme anlamında sizleri üzebilecek şeylerle de uzun dönemde uzun yıllar sonra karşılaşabilirsiniz. Ama ben çok sık telefon değiştiriyorum. Benim için bu problem değil diyen bir taraftaysanız bu tabii ki sizin bileceğiniz iş. Gün sonunda zevkler renkler diyorum ben tamamen. Bir de tabii ki bütçelerde oldukça önemli. Sizlerin de bildiği üzere. Ben iPhone 14 Plus'ı genel anlamda beğendim arkadaşlar. Yani çok böyle eleştiriye açık ya da çok işte şurası şeyle olmamış ya burayı böyle yapmasalardı şöyle olsa diyebileceğim önemli problemlerle karşılaşmadım. Eksileri artıları benim sizlere beğendiğim beğenmediğim şeyleri bu videoda aktarmaya çalıştım. Her zaman olduğu gibi umarım sizler de iphone 14 plus hakkında yeterli seviyede bir bilgiye yeterli seviyede bir deneyimi sahip olabilmişsinizdir. Bu video sayesinde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar hoşçakalın dikkatli olun bay bay. <laughs>